Hepinize selamlar arkadaşlar. Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'na hoş geldiniz. Yeni bir kursa başlıyoruz. İlk kez uygulayacağımız bir kurs olacaktır. Hikaye okuyarak İngilizce öğrenme, İngilizce yetilerini kazanma kursudur arkadaşlar. Hikaye okuyacağız. Hikayeyi birlikte derinlemesine inceleyeceğiz. Hangi hikaye olursa olsun. Bu birinci seri olacaktır tabii ki. Bunu seriler halinde hikayeleri genişleterek inceleyeceğiz arkadaşlar. Seviye seviye de olacak tabii ki. Bu orta seviye şeklinde olacaktır. Yani A2 seviyesine ve B1 seviyesine daha yakın bir seviyede olacak bu hikaye okuma kursumuz arkadaşlar. Bütün cümleleri inceleyeceğiz birlikte ve burada işte direct questions olacak. İşte direct cümleler ya da indirect cümleler bir şekilde bunları hep birlikte inceleyeceğiz. Çünkü diyaloglar olacaktır. Burada farklı yapılar olacaktır. Gramer özelliklerine değinecektir. Biz bunların hepsini detaylı bir şekilde incelemiş olacağız arkadaşlar. Evet, bölümümüzün başlığını hemen okuyalım tekrardan. Hikaye kitabı okuyarak İngilizce öğren birinci serisidir arkadaşlar. Çağdaş Yıldız Hoca tarafından işlenmektedir. Udemy kurs sayfam Çağdaş Yıldız. YouTube kanalımızda Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'dur arkadaşlar. Ayrıca diğer tüm kurslarımızı indirimli bir şekilde alabilmek için de YouTube kanalımızın son videosunun açıklama veya yorum kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza da abone değilseniz de lütfen olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Tabii siz tahmin edeceksiniz hangi hikaye olduğunu. Biz birlikte burada incelemiş olacağız arkadaşlar. Evet, şuradayız bakın. This gentleman was not a wealthy man. Bu beyefendi, gentleman, bu beyefendi çok zengin, varlıklı bir adam değildi. Pastane kullanmış. Wealthy, varlıklı, zengin. Rich de diyebilirsiniz. But ama rather a Hidalgo. Ama bir Hidalgo'ydu. Yani aslında bu İspanyolcadan çevrilme, yani asil, cesur anlamında kullanılabilecek bir kelime arkadaşlar. İspanyolcası ama cesurdu anlamında kullanmış. Yani zengin bir adam değil ama cesur bir adamdı şeklinde kullanma yapmış. İkinci cümlesi de şöyle diyor. A Hidalgo was a landowner who was richer than a peasant. Peasant köylü demektir arkadaşlar. Richer burada bir kooperatif yapı yapmış. Daha zengindir anlamda. Deni de koymuş zaten, karşılaştırma yapmış. Yani bir köylüden daha zengin olan demiş. Ejective clause'u kurmuş şurada. Nitelenen ifade landowner. Yani bir Hidalgo. Tamamını okuyorum. Bir Hidalgo. Bir köylüden daha zengin olan bir arazi sahibi, toprak sahibi. Ama devam ediyor burada cümlesi. But ama poorer, daha fakirdir than a nobleman. Nobleman da asilzade, asil olan kişi anlamında. Şimdi cümleyi tamamen toparlayalım. But'la birlikte şuraya arkadaşlar. Okuyorum tekrardan. A Hidalgo, bir Hidalgo, cesur bir adam gibi düşünebilirsiniz. Bir köylüden daha zengin ama bir asilzadeden, nabımın bir asilzadeden daha fakir olan ya da daha fakir bir arazi sahibi idi şeklinde kullanmış. Tamam. His name was Senior Quixano. Onun adı Senior Quixano'ydu. Senior Quixano lived modestly with his housekeeper and his young niece. Şurada cümle. Senior Quixano hizmetçisi, housekeeper, bakın burada hizmetçi, hizmetçisi ve onun genç yeğeni ile modestly, burada zarf olarak kullanmış, mütevazi bir şekilde yaşıyordu. Lead'i kullanmış burada arkadaşlar. Zaten modest şurada görebilirsin, mütevazi sıfat olarak kullanılabilir. L'yi eklediğiniz zaman tarz zarfa dönüşüyor. Modestly, mütevazi bir şekilde yaşıyordu demiş. He was a tall, thin man in his 50s. Şurada cümle işaretledim. O uzun boylu, thin, uzun boylu, zayıf bir adamdı. Ne ilerinde? In his 50s. Yani 50'li
50s, 50'li yaşlarında uzun boylu ve zayıf inci biriydi diyoruz. Bir adamdı diyoruz. Şuradayız. He was a strong and healthy man. Ejective clause'a girmiş. Who went hunting every morning. Şurada arkadaşlar. Her sabah ava çıkan, değil mi? Go hunting. Bakın. Aktiviteyle birlikte kullanmış. Go artı verb ing kullanıyor burada. Mesela go swimming, go skiing, go skating. Sonra işte go hunting burada olduğu gibi ava çıkmak, ava gitmek, kayak yapmak, işte kaymaya gitmek vesaire. Düşünebilirsin. Go artı verb ing. Ava gitmek, ava çıkmak. Tamamdır. Her sabah ava çıkan, ejective clause'u kurdu. Ava çıkan, ava giden, güçlü ve sağlıklı bir adam idi diyoruz. Devam. However, ancak yine de anlamda kullanabilirsiniz. Bir bağlaştır. Cümle zarfı da olarak da kullanılabilir. He started to read adventure stories all the time. All the time cümle sonunda kullanmış. Hep anlamında. Sürekli anlamında kullanmış. O sürekli macera hikayeleri okumaya başladı. Macera hikayeleri, adventure stories, he started to read, okumaya başladı diyoruz. All the time, sürekli, devamlı. His best friends, the local priest and the village barber were worried. Tamam. Onun en yakın arkadaşları, en iyi arkadaşları, yerel rahip, priest rahip demektir, local yerel. The local priest, yerel rahip ve köyün berberi, the village barber, were worried, endişeliydi. Their friend suddenly began spending night and day in his chair, reading adventure books through crazed bloodshot eyes. Tamam, burada duralım. Şimdi şöyle diyor. Arkadaşları suddenly birdenbire, bakın night and day diyor ya, gece gündüz demektir. Arkadaşları birdenbire aniden gece gündüz in his chair koltuğunda çılgın, crazed, çılgın, bloodshot eyes, kanlı gözler ile, throw'u görüyorsun şurada, with de kullanılabilir, throw da kullanılabilir, burada via da kullanılabilir, sonra by da kullanılabilir, with the help of da kullanılabilir, ile, aracılığıyla anlamında, ile, macera kitapları, adventure books, reading adventure books, macera kitapları okuyarak, erek arak anlamını gerund ifadeyle katmış arkadaşlar. Reading, okuyarak anlamında. Okuyarak. Began spending nights and day. Okuyarak geçirmeye başladı. Yani gecesini, gündüzünü okuyarak geçirmeye başladı şeklinde. Hadi birlikte toparlayalım bunu arkadaşlar. Arkadaşları, dear friend, onun arkadaşları birdenbire koltuğunda gece gündüz çılgın, kanlı gözlerle macera kitapları okuyarak geçirmeye başladı. Devam. Şuradayız. Soon he started thinking these stories were true. Soon bu çok geçmeden anlamda kullanabilirsin. Çünkü pastelde kullanmış arkadaşlar. Soon'un yakında, yakın zamanda anlamda gelecek ifadesi de var. Çünkü burada bakın neden hani çok geçmeden anlamda kullanmış? Çünkü pastelde kullanmış. Geçmiş gitmiş anlamda. Çok geçmeden he started thinking. Düşünmeye başladı. These stories were true. Şurada bir that clause kullanabilirdi. Kullanmamış arkadaşlar. Şöyle de diyebilir yani. He started thinking that. Düşünmeye başladı ki these stories were true. Çünkü devamlı cümle kullanmış. Yani bu hikayeler doğru. Tamamını okuyalım. Çok geçmeden o bu hikayelerin doğru olduğunu düşünmeye başladı diyoruz. Finally,
Sonunda tamamen çıldırdı. He went completely crazy. Yani go crazy, bakın çıldırmak. Çıldırmak, delirmek anlamında kullanabilir. Tamamen, sonunda tamamen delirdi, çıldırdı.